Efendim bugün ilk tarifimiz sebzeli midye börek. Evet. İstersen malzemeleri hatırlatalım. Hemen malzemeleri okuyalım sevgili izleyicilerimize. Ekranları başında bizleri izleyen hanımlar akşama ne pişireceğim diye düşünmeyecekler. Şimdi hemen çay saatinin yanına sıcak 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 mevsim yeşillikleriyle dolu sebzeli midye börekle başlıyoruz efendim. Sebzeli midye börek için malzeme listemiz. 4 adet yufka, iç harç için 1 bağ ıspanak, 1 adet soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 5 adet yeşil soğan, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Sos için 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta beyazı. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı çörek otu. Sebzeli midye börek tarifimizle başlıyoruz. Ay vallahi şu ıspanakları yani sen gelmeden önce bir yıkadım, Eline bayağı sağlık. Böyle sirkeyle işte birkaç tuzlu defa suda bekletmek tuzlu suda bekleterek oluyor. Çamuru indiriyor aşağı. Tabii ekip arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Hep oluyorlar sağ olsunlar ama yine de ben kontrol ediyorum. Ben bıçağımı alayım. Tamam. Başlayayım. Başlıyoruz. Ben soğanı tahtada doğramayacağım öykücüğüm. Aa tamam. Ben anne usulü yapacağım. Tamam anne usulü. anne usulü. Aynen, evet. Böyle doğrayacağım. Evde de öyle doğruyorum çünkü. Bu arada ocağı yakabilir miyiz? Tabii hemen soğanı yakarım. Çünkü sen iste yeter ki. Kavuracağız. Şu yağı da koyabiliriz. Evet. Birazcık ısına dursun. Ben bunu doğrayıncaya kadar. Tamam şimdi kadar döküyorum yağı. Olur. Hepsini dökeyim mi yoksa hani... Hepsini dökelim. Tamam. Hepsini dökelim. Müthiş bir börek olacak gerçekten. Harika. Ispanaklı ve aynı zamanda besin değeri yüksek. Evet evet. Ispanaklı. Yeşil soğan da var. O da ayrı bir tat verecek şimdi. Biber salçası da azıcık renk verecek. İçinden kırmızı kırmızı görünecek. Ay ya harika yerim o biber salçası. Gözün yanmıyor değil mi bu arada? Yok yanmıyor. Benim onunla ilgili bir formülüm var paylaşacağım. İlerleyen dakikalarda paylaşacağım. Merak ettim ben. Soğanla ilgili bir formülüm var az sonra. Ama şimdi söyleseydin keşke öykücüğüm. Yok birazcık merak ettim. Öyle mi? Tamam. Biraz merak ettim. Peki Hacer abla şeyi soracağım. Kaç yufkayla yapıyoruz? 4 yufkamız var. 4 yufkamız var. Evet malzeme listesinde de vermiştik zaten. Mesela 5 yufkayla olmuyor mu? Olur. Biraz malzemeyi çoğaltmak gerekir o zaman. Ben biraz yufkacıyım. Çok mu belli oldu? Şimdi atalım bunu. Hemen atıyorum. Tamam. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Kavuralım. Sonra ben ıspanakları doğramaya başlıyorum. Hı-hı. Onlar biraz kavrulunca. Evet. Valla çok güzel yıkamışsın gerçekten. Ay, gıcır gıcır. Birlikte, evet vallahi burada. Gıcır gıcır. Şeyda ile beraber, Tahsin'le, Servet'le beraber bütün ekip ıspanak yıkadık. Süper. Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar. Aynen pembe. Olmazsa olmaz bir tarif bu şekerim. Laf aramızda gel gel. Gel gel cime. Laf aramızda. Soğanları biraz yakmayı seviyorum. Maşallah biz benden o kadar ıspanak almış. Evet. Yani ha bu kadar bir kilo ıspanak dedin. Ha bu kadar yani nasıl? Arada bir böyle Karadeniz şivesine kaçıyor. Süper olur. doğra doğra bitmiyor vallahi. Bu bayağı çok olmuş. Olsun hemen onlar çabucak küçülecek. Evet, evet. İstersen bunu biraz önden atayım mı yoksa olur, şey olur mi olur acaba? Tamam. Günün yemeğinde sebzeli midye börek yapıyoruz efendim. Şimdi soğanlarımızı kavurduk, ıspanaklarımızı attık ve söz Hacer ablada. Evet, kavurduk. Sonra yufkaya sarmaya gelecek. İşte o şekli hep beraber yapacağız. Bakalım nasıl olacakmış midye börek. Ben evet de bu arada yeşil soğanlarımı doğrayabilir miyim? Evet, lütfen. Hazır olsun. Lütfen. Bu arada da o kavrulur. Ay nasıl kokuyor anlatamam size. O kadar güzel kokuyor ki. Yani bir an önce yufkaya sarıp yemek istiyorum. Öykücüğüm karabiber ekleyebilir miyim? Tuz ekledi, karabiberi de ben ekleyeyim. Evet. Şu kadar yeterli mi? Yeterli. Tamam. Acı sevmeyen olursa ama bu arada başka baharatlar seven olursa onları da ekleyebilirler tabii. Evet ama genelde tuz karabiber. Ama bizim salçamız da vardı. Bir
tatlı kaşığı da salçamızı ekleyelim. Evet, bence tamamdır bu. Aynen. Evet, altını kapatıyorum. Tamam, ben şöyle yeşil soğanları da vereyim. Kapattım, su bırakmasın. Değil mi? Evet. Su bırakmasın, çok güzel kavruldu. Şimdi ne eklemiştik Hacer abla, bir daha söyle. Bir tane soğan ekledik, küp doğranmış, onu kavurduk. Sonra evet. İşte güzelce senin yıkadığın ıspanakları ekledik. Hı hı. Salça ekledik, biber salçası ama domates salçası da oluyor, fark etmez. Tuz, karabiber ve şimdi de güzel yeşil soğanlarımızı ekleyeceğiz. Azıcık onun sıcaklığında karıştırırsak hafif böyle pişmiş olur o da. Tamam. Soğuması için onu şu tabağa alalım ki çabuk soğusun. Doğru. Ben yardım edeyim. Şöyle de göstermek istiyorum. Beraber tutalım. Elin niye almasın? Tamam. Ay harika. Gerçekten oldu. Çok güzel oldu. Harika oldu. İç malzememiz çok güzel oldu. Şimdi hazır. Sıradaki aşamamız ne? Hangi adıma böreğimizi geçiyoruz? Saracağız. Böreğimizi artık saracağız. Evet, şimdi yufka için sos malzemelerini yapıyoruz. Neler var Hacer abla? Yumurtanın beyazı var. Sarısını ayırdık, üzerine süreceğiz. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir şunu çırpabilirsek. Aa, tabii ki. Sonra bir de şurada galiba küçük. Hemen çırparım. Ha, tamam, orada hemen çırparım. Burada bir var. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. Bak, sese bak. Müzik bu, müzik. Sanat eseri bu. Çırptıkça bunun bir dili var. Diyor ki, ya Öykü, beni öyle bir güzel köpürttün ki. Sen çok yaşa diyor ya. Neredeyse beze olacak kıvama geldi. Evet, tamam ya. Dur. Neyse, tarifi şey yapmayalım. Buyur. Evet. Bir çay bardağı. Malzemelerimizi tekrar hatırlatalım yufka için. Hacer abla, buyur. Evet. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yumurta beyazı sarısının üzerine süreceğiz. Hatta şurada bir fırça var. Onunla. Tamam. Aslında ben bütün de değil de şöyle kestikten sonra şekil vereyim diyorum. Şimdi üçgen yufkamızı aldık, fırçamızla sosumuzu sürüyoruz. Tamam. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Aa, parmak. Evet. Parmak. Evet, bir hareketle. Aynen öyle. Hatta biraz kuru oldu, şöyle birazcık daha yapabilirim. Işıklardan yufka kuruyor ya. Şöyle çevirirsem daha iyi olacak. Çevirmeden de yapabiliriz ama. Tamam. Evet. Daha küçük bir kaşık vereyim mi? Olur. Çok sevinirim. Tamam. Şöyle. Öyle daha kolay olacak. Malzememizi şuraya koyuyoruz. Evet. Şimdi şöyle sarıyoruz. Sonuç. Evet. Gördünüz mü? Aa, harika oldu. ben de hep merak ediyordum nasıl bir çok parmak hareketiyle. Evet. Yumurta sarısını üzerine sürdük. Sürdük. Çörek otu serptik. Önceden ısıttığımız sıcak fırına vereceğiz şimdi. Tamam. Ben hemen... Nar gibi kızaracak. Nar gibi kızaracak. Ben hemen fırına gönderiyorum. Tamam.
Bakalım oradan bize ne mektup yazacak. Fırında unutmayalım ama ara sıra bakalım. Tamam, ah hiç unutmam, o bende. Bakalım bize ne mektup yazacak. Ben de merak ediyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Güzel güzel piş, tamam mı? Nar gibi kızar, bekliyorum.